Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampında dik üçgen konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Bana şu soruyu sorsanız hocam geometride iyi yapabilmek için en iyi bilmemiz gereken konular nedir diye soracak olursanız eğer ben size iki konu sorayım. Bir dik üçgen iki benzerlik. Zaten bu iki konu üzerine inşa edilmiştir geometri o yüzden bu iki konuya hakim olmanız lazım yani bu dik üçgen serisini iyi bir şekilde dinleyin. Ha bir de ek çizimleri de iyi bir şekilde bildiğiniz zaman geometriniz uçuşa geçecektir dediğimi unutmayın. Evet kitabımızda dik üçgene başlıyoruz. İlk etapta Pisagor bantısının ilk kısmı işleyeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 26, 27 ve 28'i işleyeceğiz bu dersimizde. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Pisagor teoremine başlamadan önce dik üçgeni şöyle bir tanıtayım. Bir dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenar hipotenüstür. Diğer kenarlarda dik kenarlar olarak adlandırılır. Peki Pisagor bağıntısı dediğimiz nedir? Bir dik üçgende hipotenüsün karesi yani a kare diğer dik kenarların kareleri toplamına eşittir. B kare artı C kare eşittir. İşte bunu adın sanadın gibi bileceksin kardeşim. Bu bizim için çok önemli bir şey. Yani tekrarlayalım istersen. A kare neye eşitmiş? Dik kenarların kareleri toplamına eşitmiş. Hatta böyle kare kökünü alacak olursak A da buradan neye eşit oluyor? Kare kök içerisinde B kare artı C kare eşit oluyor. Niye bunu yazdım? Çünkü kısa yolu kullanırken bunu kullanacağım. Ya da Dik kenarı yalnız bıraksam mesela B kareyi yalnız bıraksam C kareyi atarım öbür tarafa. B kare neye eşit? Hipotenüsün karesinden diğer dik kenarın karesini çıkartacağım. Hatta B buradan kare içinde A kare eksi C kare eşit oluyor. Hatta C'yi yalnız bıraksan C kare eşittir A kare eksi B kare oluyor. C de kare içinde A kare eksi B kare eşit olmuş oluyor. İşte bizim Pisagor teoremi dediğimiz en önemli teorem bu. Özellikle uzunluk bulunurken ilk Pisagor'dan bulunuyor mu diye bakarız sorularda. Dik üçgen var mı diye bakarız. Dik üçgen yoksa da 90 dereceli sorularda genelde dik üçgen oluşturmak için elimizden geleni yaparız. Şimdi örnekle başlayalım bakalım. Burada hipotenüs verilmiş, dik kenar verilmiş, diğer dik kenar soruluyor. Normalde 6'nın karesi eşittir, x'in karesi artı 4'ün karesi de yazabiliriz ama şunu öğrendik. Dik kenar nedir? Hipotenüsün karesi, 6'nın karesi eksi, diğer dik kenarın karesinin farkıdır değil mi? Yani x kare buradan 36 eksi 16 yapar, x kare buradan 20 yapar, x de böylelikle kök 20 çıkar. A kök 20 çıktığı için 20'yi böyle çarpanlarına ayırırız normalde ama 20 küçük bir sayı çarpanlarını düşünebiliriz. Büyük sayılarda böyle çarpanlarına ayır. Sonra kare kökünü almak daha kolay oluyor. Burada 4 çarpı 5 şeklinde ya 4 dışarıya 2 diye çıkar. Yani x'i böylelikle ne buluruz? 2 kök 5 olarak buluruz. Evet bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ama uzun mu çıkıyor? Evet. Kısalaştırmak için bir durum vaziyet var mı? Var. Nasıl kısalaştıracağız peki? Hemen sol tarafında da kısa yoldan bahsedeyim arkadaşlar. Öyle kısa yol bütün dik üçgenler için geçerli ama böyle ortak çarpanı olan dik üçgenler için geçerli. Bak şimdi 6 ve 4'teki ortak çarpanı bul. Ema, Ama en büyük ortak çarpanı bul. 6'daki ve 4'teki ortak çarpan 2 değil mi? Burası 2 çarpı 3. Burası 2 çarpı 2. O zaman x dediğimizde 2 çarpı mutlaka olacaktır. Aa, burada 2 çarpanı var. Burada da 2 çarpanı var. X'de de o zaman 2 çarpanı olacak. 2 çarpı Dik üçgenin kenarlarını 3 ve 2 olarak düşünebilirsiniz. Normalde dik kenar neye eşitti? Kare kük içerisinde dik kenar. Hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarın karesine eşitti. Yani 3'ün karesi eksi 2'nin karesi şeklinde yazarsak olay biter. Tekrarlıyorum. Ortak çarpanı yazıyorsun böyle. Bu da ortak çarpan şeklinde olacak. Geri kalan da kare kük içinde dik kenar soruluyorsa karesi eksi karesi hipotenüs soruluyorsa karesi artı karesi şeklinde yazarız. E o zaman 9 eksi 4'ten kaç yapıyor? 5 yapıyor. Yani x'i böylelikle 2 kök 5 buluruz. Bak şöyle işlem kalabalığı yapmaktansa bu şekilde bu yapmak daha mantıklı. Hatta burada sayı büyük olursa kök dışına çıkartmak bayağı bir zahmetli olabiliyor. O yüzden böyle ortak çarpanı olan sayılarda bu şekilde yaparsak işimiz çok kolay oluyor arkadaşım. Haberin olsun. Gelelim bakalım örnek 2'ye. Evet ne yapacağız burada? Hocam Pisagor bağıntısı. Öncelikli olarak şurada bir Pisagor bağıntısı yapacağız. A'yı bulacağız. Hocam A kare eşittir 6'nın karesi artı 9'un karesi deyip İşlem yapacağız. Bir de kök dışına çıkarmayla uğraşacağız. Uğraşma. Uğraşma. Kısa yol kullan. Kısa yol nedir arkadaşım? Ortak çarpana bakacaksın. Hocam burası 3 çarpı 2. 6 ve 9'daki ortak çarpan 3. Burası 3 çarpı 3. O zaman A'da neye eşit olacaktır? 3 çarpı kare kök içinde. Bak 3 ortak çarpan. Diğerleri 2 ve 3'ün kareleri toplamı yapar. Yani 2'nin karesi artı 3'ün karesi yapar. 4 artı 9'dan 3 kök 13 yapar burası. Evet. A'yı bulduk arkadaşım. A 3 kök 13 yaptı. Sonra ne yapacağız? Sonra da bu üçgende bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Yine 6'nın karesi ve 3 kök 13'ün karesiyle uğraşma. Ortak çarpandan git bakalım. Ortak çarpan 3 kök 13 ile alttaki ortak çarpan 3 değil midir? Burası 3 çarpı 2. Burası zaten 3 çarpı kök 13. E o zaman x de neye eşit olacak? 3 çarpı kare içinde hipotenüs sorulduğu için diğer kenarların kareleri toplamı. Yani kök 13 ve 2'nin kareleri toplamı. Yani 13 artı 4 yapar. O zaman x de işte 3 kök 17 mi çıkar? Evet. İstersen sen burada sadece burada uzun yolu kullan. Ne kadar zor çıkartacaksın göreceksin. Çarpanlara falan ayırma. Yani bu böyle asal çarpanlarına falan ayırırken baya bir yolun uzun olacak. O yüzden bu tekniği bil. Burada da Pisagor bağıntısı yapıyoruz. Sadece en büyük ortak çarpanı yaptıktan sonra en büyük ortak çarpan parantezini alıp da Pisagor bağıntısı yapıyormuşuz gibi. Ya düşünseniz ya kardeşim şu parmak yani şöyle e, ee, ne diyelim şöyle bir üçgen olsa ben bunu 3 kat büyütürsem bütün kenarları 3 kat büyümüyor mu? İşte bundan dolayı şurası 3'ün 2 katı burası da 3'ün kök 13 katı e burası da 2 ve kök 13'ün karesini aldıktan sonra burası da 3 katı olacak işte buradan geliyor mantık tamam mı? Ya çok kolay bir mantık bence buradan yürümelisin. Evet geldik örnek 3'e. Arkadaş ne yapacağız? Öncelikle x isteniyor benden büyük dik üçgende bulmam lazım ama sayılar burada. Burada da bir dik üçgen var. Pisagor bağıntısından A'yı bulalım. A kare neye eşit? Ortak çarpan yok. Pisagor bağıntısından yapacağım. Yani 3'ün karesi artı 2 kök 2'nin karesi diyeceğim. Hocam A kare buradan neye eşit oluyor? 9 artı 2 kök 2'nin karesi de 2'nin karesi 4 çarpı kök 2'nin karesi de 2 olduğundan 8. Yani 9 8 daha 17. A kare buradan 17'ye eşit oldu. A da kök 17'ye eşit oldu. Ama gerek yok. Bizden x deniyor ya. x kare de A kare artı 8'in karesine eşit değil mi? Evet. Yani A kareyi zaten bulmuştuk 17 diye. Artı 8'in karesi de 64. Topladığımız zaman x kare neye eşit oluyor o zaman? 81'e eşit oluyor. x kare 81 ise x de böylelikle 9 çıkar. Yani örnek 3 9 oldu. Geldik örnek 4'e. Şimdi örnek 4'te de ne var? Hocam x'i bulmak istiyorsak bak burası 90 iken sırtı da 90 değil mi? Evet. Pisagor bağıntısı yapacağım burada. Ama öncelikli olarak şurayı bulmam lazım. O zaman burayı nasıl bulabilirim? Hocam şuraya bir A diyecek olursam buradaki Pisagor bağıntısından orayı bulurum. A kare neye eşit? Dik kenar olduğu için hipotenüs eksi dik kenarın kareleri farkı olacak. Yani 3'ün karesi eksi 1'in karesi olacak. Yani 9 eksi 1'den 8 olacak. A kare 8 oldu. Tamam. Sonra geldik burada bir Pisagor bağıntısı yapalım. X kare de buradan A kare artı 4'ün karesi ya. X kare o zaman A kare dediğim 8 artı 4'ün karesi de 16. Yani X kare buradan 24 çıkar. X de böylelikle kök 24 çıkar. Çarpanlarına ayırabilirsin asal çarpanlarına ama gerek var mı? Ya bu kolay 4 çarpı 6 şeklinde 4 dışarıya 2 diye çıkmaz mı? Evet. Yani cevabımız böylelikle 2 kök 6 olur 4. soruda. Geldik örnek 5'e. E burada da yine Pisagor bağıntıları var. Öncelikli olarak bir burada Pisagor bağıntısından A'yı bulayım. Yani kök 29'un karesi 29 ya da direkt dik kenar soruluyor bana. A kare neye eşit? Hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarın karesi. Kök 29'un karesi 29 eksi 2'nin karesi de 4. Yani 25. A kare 25 ise A'yı buradan 5 mi buluruz? Evet 5 buluruz. Sonra şuradaki dik üçgene bakacak olursak bir kenar 4. Bir kenar 8. E, o zaman x kare de eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesi deyip işlem 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 mi yapacağız? Hayır. Ortak çarpandan git. 4 çarpı 1. 4 ve 8'deki ortak çarpan hocam 2 değil mi? Hayır. En büyük ortak çarpanı bul. En büyük ortak çarpanı bulmazsa yine Kök dışına çıkarmayla uğraşırsın. O 4 ve 8'deki en büyük ortak çarpan 4. Burası 4 çarpı 1. Burası 4 çarpı 2. O zaman burası da 4 çarpı x de yani 4 çarpı kare küçüğünde hipotenüs olduğu için kareleri toplamı olur. Yani 1'in karesi artı 2'nin karesi olur. Yani 1 artı 4'ten 5 yapar. Dolayısıyla x'i böylelikle 4 kök 5 olarak buluruz. Yani pisagor bağıntısını alıp da kök dışına çıkarmayla niye uğraşalım kardeşim? Sen artık bu tekniği öğrendin. No bak normalde bu öğretilmez. Ya niye öğretilmez? Ya öğrenci Pisagor'u bilsin de bilmem ne. Ya kısa yola ne gerek var? Kardeşim kısa yolun içerisinde de biz zaten Pisagor yapıyoruz. Yani sen burada kısa yolla da yine Pisagor bağlantısından uzak kalmıyorsun ki. En azından işlemi daha rahat bir şekilde yani şurayı kullanarak daha rahat bir şekilde yapmayı öğreniyorsun değil mi? Evet örnek 5 4 kök 5. Geldik örnek 6'ya. Bu soruyu gören masum köylü ne yapar? Hocam ne yapacağız burada? 8, 10. Burası 6 mı? Hayır. 6, 8 olsaydı burası 10 olurdu. Daha o özel üçgenlere gelmedik. Pisagor bağıntısı. Arkadaş dik üçgende böyle pisagor bağıntısı yapma. Öncelikli olarak x isteniyor benden. Şu kenar istenilmiyor ki. Bu kenarı bulsan da direkt x'e ait dik üçgen yok. O yüzden hiç şunu bulmayla uğraşma. Bulsan da x'e ait dik üçgen olmadığı için bir işine yaramıyor. O zaman ne yapacağız? Eşitliğin mantığını kullanacağız. Şimdi bu soruyu gören masum köylü demiştim ya. Öncelikle şu aklına gir. Eski konular yine aklınıza gelecek. 90'ın karşısında eşitlik olduğu için aklına belki ikiz kenar gelebilir. Pardon. 90'ın karşısında eşitlik olduğu için aklına belki muhteşem üçlü gelebilir. Peki muhteşem üçlü çizdin. Özel bir durum oluştu mu? Oluşmadı. Yani tamam bir şeyler böyle çizeceğimiz zaman muhteşem üçlü ortalama ve ikiz kenarlığı düşünüp de çiziyorduk. Eyvallah. Ama burada muhteşem üçlü çizdim. Özel bir durum oluşturmadı. O zaman silmesini de bileceğiz. E, o zaman sadece eşitliği yorumlayalım. Sadece ve sadece soruda eşitlik gördüysek aklımıza ne gelecek? Evet. Sadece eşitlik olduğunda aklımıza orta taban geliyordu. İki ihtimalimiz var. Kalemi buraya koydum. Ya sola doğru paralel çizeceğim ya aşağı doğru paralel çizeceğim. Hangisi mantıklı? Orta taban ek çiziminden hatırlarsınız ki üçgen olan zaten x isteniyor bizden. En azından x'e ait bir üçgen oluşturmam lazım. Şuradan bir orta tabanı çizdim şuraya. Ya da karışık olan yeri doğru çizin demiştim. Orta taban çizgisi olduğu için 10'sa burası kaç yapar? 5 yapar. Ort taban çizgisi olduğu için toplamda 8'i 2 eş parçaya bölecek. Yani burası 4 burası da 4 olacak. E o zaman buraya 2 kaldı. Paralel çizgi olduğu için 90 sa yöndeşlikten dolayı burası da 90 yapar. Sırtı da 90 yapar. Dolayısıyla x'e ait böyle bir dik üçgen oluştu mu? Oluştu. Yani x'in karesi eşittir. Direkt ortak çarpan da yok. Kısa yolda uygulayamıyorum. Aralarında asal olduğu için 2 ve 5 kareleri toplamıdır. Yani 2'nin karesi artı 5'in karesidir. Yani x kare buradan 4 artı 25 yapar. Dolayısıyla x kare de buradan 29 yapar. Her iki tarafın kare kökünü alırsam cevap kök 29 çıkar. Evet bu da şuna işaret ediyoruz. Burada da eski konular yine ek çizimler mek çizimler yine karşımıza şekil ağda gördüğünüz gibi karşımıza çıkabiliyor. Geldik örnek 7'ye. Yukarıdaki birim kareye ayrılmış zeminle k ile l noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. K ile arasındaki uzaklık isteniyor benden. Şimdi Birim kareli sorunu ilk defa yapacağız. Arkadaşlar birim kare demek bir kenarı bir birim olan kare demektir. Benden bu uzunluk isteniyor. Arkadaşım her zaman söylerim. Şekilde de yani geometride bir uzunluk bulacaksak özel durumlar yoksa açı ortay kenar ortay gibi daha işlemedik ama bu uzunluk genelde iki konudan bulunur. Bir dik üçgen iki benzerlik. Eğer şekilde 90 dereceler varsa dik üçgene karşılık geliyor mu diye bakarız. Ya da dik üçgenden bulunabiliyor mu diye bakarız. Dik üçgen oluşturmak için de genelde dik dörtgenle oluşturulur ama burada birim kareler var ya. E burada kaliye ait dik üçgen var mı? Var tabii ki bak. Şu üçgene dikkat edersen bu bir dik üçgen. Ve dik üçgen şöyle komple büyük bir dik üçgen. Burası 3 üç birim. Burası da 3, 6, 7 birim. E o zaman Pisagor bağıntısı. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 7'nin karesi diyeceğiz. X'in karesi eşittir. 9 artı 49'dan. X kare böylelikle 58 çıkar. Yani x'i de böylelikle ne buluruz? Kök 58 olarak buluruz. Kök dışına çıkıyor mu? 2'ye bölsen 29 asal oluyor. 2 çarpı 29 da kök dışına çıkmıyor. Bu aynen böyle kalıyor. Yani kök 58 yapar cevap. Geldik örnek 8'e. Şimdi örnek 8'e baktığımız zaman da hocam x'i bulmak istiyorsam şuradaki üçgende Pisagor bağıntısından burayı bulmam lazım. Burayı bulmak için de va, bir uzunluk isteniyor benden. Bir uzunluğu bulmak için de nereden bulunuyordu? İki konuda ya dik üçgenden ya benzerlikten. Dik üçgenden bulmak için de dik üçgene karşılık getireceğiz. Dik üçgen elde etmenin en güzel yöntemi dikdörtgenle oluşur. E hocam buna ait direkt dik üçgen var mı? Yok. O zaman buna ait dik üçgen oluşturalım. Bak burası 90 burası 90 ya. Hop şurada bir dik dörtgen oluşturacak olursam. Bak burada bir dik dörtgen oluşturacak olursam. Şurada ne oldu? Bir dik üçgen oluştu mu arkadaşım? Evet. Çünkü dik dörtgenden dolayı 90 90. Şu karşısı 1 burası da 1'dir. 4 burası da 4 müdür? Evet. Evet, sırtı da 90. Bak tamamı 6'ydı. Buraya kaç kaldı? 5 kaldı. A, hocam sarı üçgende Pisagor bağıntısı uygulayıp A'yı bulabilirim. A kare buradan 4'ün karesi artı 5'in karesine eşittir. Yani A kare buradan 16 artı 25'e eşittir. Yani buradan kaç yapar? A kareyi 41 olarak buluruz. Zaten bana buradaki dik üçgende de A kare lazım. Hiç A kök 41 falan demeyelim. Şimdi de Pisagor bağıntısı X kare eşittir. A kare artı 2'nin karesi değil midir? Evet. X kare buradan A kare 41 zaten. 2'nin karesi de 4 zaten x kare buradan kaç yapar 45 yapar yani x de böylelikle kök 45 yapar asal çarpanlarına ayırabilirsin ama bu 5 çarpı 9 değil mi 9 dışarıya 3 diye çıkmaz mı yani cevap böylelikle kaç çıkacaktır 3 9 dışarıya 3 diye çıkar İçeride de kök 5 kalır cevap böylelikle 3 kök 5 yapar evet bir uzunluk istenildiğinde ne yapıyormuşuz dik üçgen dik üçgen yoksa da biz oluşturuyoruz genelde en etkili silahımız dik dörtgenle oluyor. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet örnek 8 böylelikle bulundu. Geldik örnek 9'a. O yeni nesil bir soru. Yani yeni nesil sorularda eş yapıları çok kullandırırlar arkadaşlar. Şimdi burada ne demiş? Burası kök 65 verilmiş. E burası A birim uzunluğunda. Ya şöyle hocam 5 ile 10 arasında falan demeyelim. E, cetvel böyle böyle küçültürmüşü. Burası santimdir. İşte burası santimdir. Burası da birimdir belki de bilemeyiz. Ya da tam okunmuyor mesela bunlar. Tamam mı? Hadi okunmayamadığını şey yapalım. Ee, varsayalım. Ki burada e, sakın 5 birim de değil galiba burası. Cetvel dikdörtgen biçimde karton falan verilmiş. Şu uzunluğa biz A diyelim. Tamam mı? Sayılara odaklanmayın. E hocam bu cetvel böyleyken şöyle yaptığın zaman da yine aynı değil midir? İşte ÖSYM'nin her zaman size söylediğim gibi eş yapıları kullanmayı çok sevdiğini hep söylüyoruz değil mi? Burada da eş yapıyı kullanmış. Burası 5 birim ya. Cetvelin uzunluğu A artı 5 oldu. Bak burası A iken cetvelin uzunluğu da A artı 5. E olay bitti. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. Yani A artı 5'in karesi eşittir. A'nın karesi artı kök 65'in karesi değil midir? Evet. Şimdi sana bir hatırlatma yapayım. A artı B'nin parantez karesi neydi? Birincinin karesi artı. Birinci ikincinin çarpımının iki katı artı. ikincinin karesi değil miydi? Bu bir hatırlatma. E A artı 5'in karesi ne olacak o zaman arkadaşım? Birincinin karesi a kare artı birinci ikincinin çarpımının iki katı 10a artı ikincinin karesi 25 yapar. Eşittir a kare artı kök 65'in karesi de 65 yapar. A kareler gitti. E o zaman buradan 10a kalsın burada. 25'i öbür tarafa atınca 65'ten 25 çıkınca 40 yapar. 10a 40 a'yı da böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. Cetvelin boyu isteniliyor yalnız bizden. A 4. E A 4 ise arkadaşım A4 ise bizden cetvelin boyu nedir? Cetvel A artı 5'e eşit. Yani A yerine 4 yazarsak cevap kaç yapıyor o zaman? 4 yazdığımızda cevap 9 yapar. Evet eş yapılarda her zaman söylüyoruz. Kenarların eşitliği bizim için önemli. Hatta üçgeni falan çevirirsek açıların da eşitliği bizim için önemliydi değil mi? Evet burada da uzunlukların eşitliğini şöyle gösterince sonuç güzel bir şekilde çıktı mı? Çıktı. Örnek 9'da da bu şekilde bulduk. Geldik örnek ona. E hocam burada ne var? Burada Pisagor bağıntıları yapacağız arkadaşlar. Peki bir burada Pisagor bağıntısı yapacağız. Bir de büyükte Pisagor bağıntısı yapacağız. Ama her ikisinde de maalesef kenarlar yok. E şurada bizden x isteniyor. Eyvallah. Arkadaşlar sana bir tüyo vereceğim burada. Burada vereyim. Daha sonraki yerlerde de vereceğiz mi? Verebiliriz de vermeyebiliriz de. E, burada söylesem mi? Söylemesem mi? Dur bir dakika beni bekle. Dur 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 dur. Yeni bir bekle. Şöyle bir bakıyorum. Bir yerde değinmiş miyim diye bakıyorum. Evet değinmişim aslında ya. Değinmişim aslında. Orada vereyim mi? Orada vereyim ben onu. Tamam mı? Hadi bakayım. Burada bildiğim yoldan yapayım arkadaşlar. Bunun daha sonrasında kısa yolunu da vereceğim arkadaşlar. Yani bir pratik bilgisini de vereceğim. Ama şimdilik işi öğrenmek için bir iş yapalım burada. Hatta hızlı bir şekilde de dersiniz. Yani bu sorunun sonunda hızlı bir şekilde de nasıl daha kolay yapılabileceğini de söyleyeceğim sana. Tamam. Şimdi burada Şurada bir dik üçgen var. Pisagor bağıntısı. Yani x kare artı y kare neye eşit? 2 kök 5'in karesine eşit. 2 kök 5'in karesi de 2'nin karesi 4. Kök 5'in karesi de 5. O da 20 yapar. Evet x kare artı y kare kaç yaptı? 20 yaptı. Peki büyükte dik üçgen var. Büyükteki dik üçgene bakacak olursak. Bir kenar x diğer kenar 2y ve 2 kök 17'nin karesi. Yani x kare artı 2y'nin karesi o da 4y kare değil midir? Eşittir. 2 kök 17'nin karesine eşit olacak. Burada ne olacak? 4 çarpı 17 yapar. 4 çarpı 17'de kaç yapıyor? 4 kere 28, 68 yapar. Ee, elimizde ne var arkadaşım? 2 bilinmeyen 2 denklem var. Benden de x isteniyor. O zaman ben burada şu 68 pardon. Ben burada y'leri yok etmeye çalışacağım. Y'leri yok etmek için de ben yukarıyı eksi 3 ile çarpıp tarafı tarafa toplayayım. Yok. Eksi 4 ile çarpıp taraf tarafa toplayayım arkadaşım. Eksi 4 ile çarptığım zaman bak ne geliyor? Normalde eksi 4 x kare eksi 4 y kare eksi 80 eşittir eksi 80 daha doğrusu. Burada da x kare artı 4 y kare eşittir 68 ya. Taraf tarafa toplarsam böyle eksi 3 x kare geldi. Şunlar birbirini götürdü. E o zaman burada da eksi 12 mi geldi? Evet x kare de buradan 4 yapar. X de böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. Gerçi bu şekilde bulmak da kolay. Sıkıntı yok. Ama genelde biz tüyoyu veriyorum ama şimdi yapmayacağım. İkili dik üçgen geldiğinde, ikili dik üçgende ortak kenar varsa ortak kenarı yalnız bırakıyoruz. Ortak kenar hem kırmızıdaki üçgende hem de büyükteki üçgende ortak kenar x değil mi arkadaşım? Evet. Hocam y de ortak değil mi? Hayır. Bir dik üçgende y varken diğer dik üçgende 2y var. Dikkat et. Ama x hem x kare artı y kare de hem de x kare artı 2y'nin karesinde geliyor. Ortak kenarı yalnız bırakıp bir işlem yapacağız. Onu da bir sonraki dersimizde anlatacağız. Hatta bir sonraki ya da ondan sonraki dersimizde de olabilir arkadaşlar. Ama bir sonraki dersimiz büyük ihtimal. Tamam ondan bahsederiz arkadaşım. Bu dediğimi de unutma. Evet örnek onu bu şekilde bulduk. Pisagor bağıntısıyla geldik örnek 11'e. Şimdi çevre ABC'yi 30 birim olarak vermiş. Arkadaş sen buraya Y deyip de X artı Y artı 12 eşittir bilmem ne 30 deyip de e, X artı Y için buradan bir denklem 18. Sonra bir Pisagor bağıntısı yapıp da ikinci bir denklem deyip iki bilinmeyen yani iki denklemi çözebilirsin. Ya da bunu böyle yapacağına bence direkt tek bir hamlede tek bir bilinmeyenle yapabilirsin. Ne yaparsın mesela? Çevresi 30 değil mi bunun? Evet. 12'nin 30'a tamamlayanı 18'dir. Şu ikisinin toplamı 30 yaptı. Ama x'ten kurtulmam lazım. O zaman burası da 18 eksi x mi olur? Evet. x'ten topla bak. Eksi x'ler gitti. 18 artı 12 de 30 yaptı. E burası 18 eksi x oldu ya. Sonrasında 18 eksi x'in karesi eşittir. Diğer dik kenarların kareleri toplamı diyeceğiz. Yani x'in karesi artı 12'nin karesi diyeceğiz. Arkadaşlar bir sonraki değil de ondan sonraki dersimizde de bunun 5 saniyede çözüm yöntemini vereceğim. Ama şimdi konuyu anlayabilmek için yine uzun yoldan yapalım. Şurada bir hatırlatma yapayım. A b'nin parantez karesi neydi? Birincinin karesi eksi. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı artı ikincinin karesiydi. Bu bir hatırlatma. Hadi gelelim şuna bakalım. Birincinin karesi 324 eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 36x artı ikincinin karesi x'in karesi eşittir x kare artı 144 mi yaptı Evet x kareler gitti x-36x'i buraya atalım 36x yaptı artı 36x yaptı 324'ten de 144 çıkınca şöyle 144 çıkartayım bakayım 0 8 4 12 180 yapıyor galiba değil mi Evet 36x eşittir 180 yapar x de böylelikle kaç çıkar 180/ bölü 36'tan 5 çıkar bizden de ne isteniyor zaten 5 isteniyor Biraz önceki gibi 2000'e girmiş olsaydık işimiz bayağı bir zor olacaktı. O yüzden tek bir cinsten yazınca işimiz çok daha kolay bir şekilde çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Hocam ne var burada? Bak bir sonraki ders anlatacağım demiştim. Şuraya y dersem. Hocam bir burada pisagor var bir de büyükte pisagor var. Hocam ikili pisagorlarda ortak kenar var mı? Var. Y her ikisinde de ortak. Her ikisinde de ortak olduğu için bir burada pisagor bir de büyükte pisagor yaparak ne yaparsın? Aslında kısa yoldan çözebilirsin. Aa ben yine uzun yoldan yapacağım. Bunu da bil. Şimdi burada ne var? Birincisinde x kare artı y kare nedir arkadaşım? x kare artı y kare eşittir 2 kök onun karesidir. Yani şuraya yazıyorum. 2 kök onun karesi kaç yapar? 2'nin karesi 4, kök onun karesi 10, 40 yaptı. Evet x kare artı y kareyi 40 bulduk. Sonra büyükteki Pisagor'da y ve x artı 5 yok mu? Evet. Bu, bu Y ve x artı 5'in kareleri toplamı var. Tamam yapacak bir şey yok. Y artı Y'nin karesi artı X artı 5'in karesi de ne eşit arkadaşlar? Kök 85'in karesi. 85 eşit olacak. O zaman şunu bir açalım istersen. Şunu açacak olursak bak şimdi. Y kare artı A artı B'nin parantez karesi. Birincinin karesi X kare artı birinciliği ikincinin çarpımının iki katı 10X artı ikincinin karesi 25 eşittir. 85 mi yaptı? Evet. Bak X kare artı Y kare zaten yukarıda belliydi. 40 yazdık. 40 artı 25 65 yapar. 10x sol tarafta kaldı. 85'ten 65 çıktı. 20 kaldı. O zaman x de böylelikle kaç çıkar? 2 kalır. Yani bizden zaten 2 isteniyor. Gerçi buradaki işlemde de yaptığımız işlemde de 2 bilinme 2 denklemde taraf tarafa yok etme yapmadık. Sadece yerine yazma yaptık. Buradan da kolay bir şekilde çıktı mı çıktı. Genelde bakın Pisagor bağıntısını gördüğümüz zaman genelde ne oluyor? Sadece ve sadece elimiz çalışıyor. Ama her zaman da uzun yoldan yapmayacağız tabii ki. Kısa yoldan yaptığımız durumlarda olacak. E, ee, onu zaten ilk baş, ilk etapta dersin başında kısa yollu bazı bir şeyler göstermiştim. O aklında kalsın. Ee, ama burada iki bilmeyenlerden dolayı kısa yol yoktu mesela. Bir de sonraki derslerde zaten daha pratik bilgileri de vereceğiz. Evet gençler şuraya bakacak olursak örnek 13'te de ne var? Hocam şuraya y edersem burası da y. Yine elimde iki tane dik üçgen var mı? Var. O zaman iki tane denklemi de kullanacağım arkadaşım. Yani buradan ne geliyor? Buradan x'in karesi x'in karesi eşittir y'nin karesi artı kök 13'ün karesi yani 13'ün karesi yazınca buradan x kare eksi y kare eşittir 169 geldi mi geldi şu elimde bulunsun şuradan peki büyükte bir pisagor var büyükteki pisagorda da arkadaşlar ne var böyle hocam y artı 3'ün karesi y artı 3'ün karesi eşittir y ve 3 kök 5'in kareleri toplamı y'nin karesi artı 3 kök 5'in karesi yapıyor peki buradan ne geliyor Buradan bizden zaten ne isteniyor? X isteniyor. Ha. İki bilmeyenden bir sonuç bulacağız. Buradan bir şeyler gelecek zaten. Bak şimdi. Devam edelim. Birincinin karesi y kare artı birinci ikincinin çarpımının iki katı 6y. Sonra ikincinin karesi artı 9 eşittir y kare artı 3 kök 5'in karesi. 9 çarpı kök 5'in karesi 5'ten 45 mi geldi? Evet y kareler gitti. 6y eşittir. 45'ten 9 çıkınca 36 gelir. Y'yi de böylelikle 6 buluruz. E o zaman Y 6 ise arkadaşlar. Tamam. Y'yi 6 bulduktan sonra gel burada yerine yaz. Gerçi keşke ilk önce şu büyükteki Pisagor'u yapsaydım. Hatta sileyim. Tamam mı? Hani şunu bulmadık varsayalım. Tamam mı? Şunu bulmadık. Vay yazmadık varsayalım. Ya yazdık. Oradan da devam edebilirdik ama olsun. Y'yi 6 bulduk. Y'yi 6 bulduktan sonra da X'in karesi neye eşittir arkadaşım? Sarı üçgendeki Pisagor'da 6'nın karesi artı kök 13'ün karesine eşittir. Yani x'in karesi de böylelikle 36 artı 13'ten kaç yapar? 49 yapar. x kare 49'sa x de böylelikle kaç çıkacaktır? 7 çıkacaktır. Yani örnek 13'ü böylelikle 7 buluruz. Geldik örnek 14'e. Aa ne var burada? 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. Muhteşem. Üçlüden dolayı burası eşit olur mu? Olur. Bizden bc uzunluğu isterim. Bitti gitti. Hocam burada bir pisagor bağıntısı yaparsam şuradaki a'yı bulurum. Hocam a kare neye eşit? Normalde 4'ün karesi a kare artı kök 7'nin karesi diyeceğiz ama e, diye direkt dik kenar neye eşit? Hipotenüs eksi dik kenar değil mi? Evet. 4'ün karesi eksi kök 7'nin karesi diyeceğiz. O zaman a kare buradan 16 eksi 7 diyeceğiz. 16'dan 7 çıkınca 9 kalır. a kare 9'sa a da böylelikle 3 çıkar. Evet a'yı 3 bulduk. E hocam burası çift çizgi 3. E o zaman burası da 3. Burası da 3 ve toplamda bu uzunluk kaç yaptı o zaman? 6 yaptı. Yani BC'yi böylelikle 6 olarak buluruz sevgili gençler. Yani burada önemli olan neydi? Burada 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem şu olduğunu fark edebilmekti. Evet eski çizimler, eksizimler karşımıza geliyor böyle. Geldik örnek 15'e. AOB doğrusal 3 nokta olmak üzere. Şimdi A noktasının no OD'ye göre simetriği ile B noktasının no OC'ye göre simetriği OE üzerinde denk gelmektedir. Şimdi ne demiş bize bir daha bakalım. A noktasının OD'ye göre simetriği OE üzerine denk geliyor. Tamam alalım. A noktasının OD'ye göre simetriği dediği şurası değil midir gençler? Evet. A noktasının OD'ye göre simetriği burası. Bu simetriği dediğimiz durum ne oluyor? Hocam simetriğini aldığımız zaman burası dik olacak ve şunlar birbirine eşit olacak. E ha, dur dur dur. Tamam. Ne çıktı burada? Hocam dik tabanı keş parçaya böldü. Yani bu nasıl bir üçgen? İkizkenar üçgen değil mi? Dikkat et. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Hem yükseklik hem kenar ortay oldu. O zaman bu bir açı ortay olmak zorunda. Aynı şekilde B'nin de nereye geliyormuş arkadaşlar? B'nin de OC'ye göre simetri OE'nin üstüne geliyormuş. O zaman bunun da ben simetriyi alsam buralara bir yerlere gelecek. Şöyle hatta şuraya. Aynı noktaya mı denk geliyor? Hayır OE üzerine denk geliyor. Ben B noktasında bu doğruya göre simetriğini aldığın zaman simetriğini almak demek. Şunların birbirine eşit olması demek. Şununla şu birbirine eşit olacak. Ve burası da dik olacak anlamına geliyor. Bak burada da yine aynı şekilde hocam bu yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Hem yükseklik hem kenar ortay aklımıza ne getirdi? İkiz kenar şu bir ikiz kenar üçgen olur. Bu ikiz kenar üçgen olduğu için aynı zamanda bu da açı ortay olmak zorunda değil mi? Evet. Bak ne güzel bir şey bulduk. Bu da açı ortay oldu. Ama ben ne yapacağım? C ile D noktaları arasındaki uzaklık. Ben şu üçgene yoğunlaşacağım. O zaman bu üçgene yoğunlaşacaksam buna göre işlem yapacağım. Bu üçgende iki kenar var. Hocam 2 kök 3 kök 37 var burada. E burada da nokta nokta çizgi çizgi açıları var. E ben şuraya a, a buraya da bir BB dersem toplamda 2A artı 2B 180 değil mi? Çünkü verilen bilgi AAB'nin doğrusallığını da kullanacağım ben. A artı B buradan kaç gelir o zaman? 90 gelir. A artı B'ye 90 olduysa hop şurası 90 oldu. Yani sarı üçgen bir dik üçgen oldu. E o zaman dik kenarların kareleri toplamı. O zaman ben şuraya bir x diyecek olursam. X kare eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı kök 37'nin karesi yapacaktır. E buradan x kare 2'nin karesi 4 çarpı kök 3'ün karesi 3. 4 çarpı 3 12 artı kök 37'nin karesi de 37 yapar. X kare böylelikle 49 yapar. X de böylelikle kaç çıkar? 7 çıkar. Yani bu soru neden güzel bir soru? Neden? Çünkü yeni nesil. Şuradaki açının 90 derece olduğunu direkt söylememiş. Bize bulup durmuş. O da şöyle bir cümleyle. Bu noktanın buna göre simetriyi bu doğru üstünde. Bunu böyle yapınca dik tabanı iki eş parçaya böldü. Açı ortayla bulduk. Burada da simetri alınca bunlar birbirine eşit ve dik olacak ya. Burada da x kelarlık çıktı. Burada da açı ortay çıktı. Bunları yazınca ve verilen bilgileri kullanınca soru çıktı mı çıktı. Yalnız şuna dikkat edin. Biz bunu sorularda hep kullanıyoruz arkadaşlar. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakın diye hep söylüyoruz. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa. E o zaman bu bir ikiz kenar üçgendir. Bu da açı ortaydır diye hep size söylemedik mi? Söyledik. İşte buralarda da bunlara da dikkat edin. Özellikle bir noktanın bir doğru yöre simetriği alındığında da biz bunu kullanıyoruz. Evet örnek 15'i böylelikle 7 bulduk. Ve dik üçgenin ilk kısmını burada bitirelim istersen. Burada bir mola verelim. Geri kalanını sonrasında yaparız. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda Pisagor bağıntısının, Pisagor teoreminin ikinci kısmında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.